Herkese merhaba arkadaşlar. Akşam işe gideceğim için yarınki Ankara yarışlarını erkenden yayınlamak istedim. Ondan önce İstanbul'da koşan şu 4 koşuyu yorumlayalım. Yani ilk 6 dediğimiz gibi para vermeyecek gibi. Hodor'u bank ilk at olarak önerdik. Küçük kuponları tek önerdik geldi. İkinci ayak 4-6 dedik. 6-4 dedik 4-6 bitti. Üçüncü ayakta 2-1 dedik 1-2 bitti. Dördüncü ayakta da 14 numaralı Lucezay'ı tek dedik. Maalesef ve maalesef gelmedi. Dördüncü oldu. Bizim beklediğimiz gibi koşmadı. Yani 1900 metreyi Kenter bitirmeye çalışan at bugün virajı sondan dördüncü döndü. Tamam bekleme yapabilirsin anladım da yani dördüncü beşini git altıncı git. Yani 11. gitmek ne demek yani bu bir kısrak yani dışarı çık oradan gel. Çok zor. Bazen işte at yarışına beklemediğimiz şeyler oluyor. At sahibi mi bekledi? Jockey mi inisiyatif aldı? Anlamadım gitti yani. Tabi bahaneye sığınmıyoruz. Sonuçta at gelmedi. Yapacak bir şey yok. Şimdi Ankara yarışlarına baktığımız zaman 3. koşudan altılı başlıyor. 1200 metre kum pist yarışta geçen uzun mesafeli yarışında da söylemiştim. Uzunu sevmedi. 9 numaralı Kösef'in tam mesafesi 50 kilo. Yarışı kazanması normal sonuç. 6 numara Yağız abi geçen yarış banko vermiştim. Beni yanıltmamıştı. Vedat Abiş de güzel bir yarış kazanmıştı. İlk rakibi bir de 1200'de her zaman için kumda etkili bir at olduğunu düşündüğüm 5 numara Siverekan da 3. atımdır. 9-6-5. İkinci koşuya geldiğimizde hangi atı verseniz, daha doğrusu hangi atı vermeseniz o at gelir. O tarz bir yarış. Zor bir yarış. İçin içinden çıkmak gerçekten zor. Her ne kadar 8 numara Sword Times, biraz 5 numara İsmihan rakiplerine göre biraz daha şanslı görünseler de hatta bu 10 numaralı Portrait of Lady yalnız kaçabilir. Yarışmayı var gerçi onu bozar diye tahmin ediyorum. Yani biraz daha önde gibi görünseler de ben zor bir yarış diyorum. Hepsi yazmanızı tavsiye ediyorum. Üçüncü koşuya geldiğimizde 1300 metrelik bu yarışta mesafe avantajını iyi kullanacağına inandığım 1 numara Mine of Fire'ın bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Banko olarak öneriyorum. Bir sonraki koşuda 4 atlı bir yarış. Yani Osman Bey formda geçen başka yarışlardan kaçıp bu yarışı tercih etmiş. Atın gücünü mü görmek istiyorlar acaba? Spencer bir yarış gördü. JR Kabakum'da çok iyi bir at. No Regret'te yani 61 kilo ama İzmir'de harika yarışlar yaptı. Yani burada da bir terslik olabilir diye düşünüyorum. Buraya da hepsi yazmanızı tavsiye ediyorum. 4 atın hangisini bıraksak o at gelir gibi bir yarış. 1, 2, 3, 4 ayırt etmeden yazalım. 7. koşuya geldiğimizde 3 numaralı Çakmakçı'nın son yarışına bence Karataş'ın yüzünden kaybetti. Yani gökyüzü kayızvert yavrusu yanına geldi. Dışından gelse biraz açıktan gelse kazanabilirdi. Bugün kazanabilir. Küçük kupa oynayanlar Çakmakçı'na tek tür olarak düşünebilirler. Önde 4 numaralı Ekmen kaçacak. Onur Lefe onu kovalayacak ama fazla sıkıştıracağını zannetmiyorum. Düzlüğü bekleyecektir. Aşkabat da belki bunlara katılabilir ama. Ekmen etkili bir yarış yapabilir. İlk rakibi Çakmakçı'nın. Bir de çok geniş yeri olanlar 6 numara Onurlu Efe de zaman zaman ters yarışı yapıyor. Önce 3-4 yeri kalanlar 6 numara Onurlu Efe'yi de yazsınlar. Ama küçük oynayan arkadaşlar 3 numara Çakmak Şahı da değerlendirsinler diye tavsiyede bulunuyorum. Günün son ayağı zor bir yarış. 2 numara Baronial epeydir bir takip ettiğim bir at. Yarın için iyi bir yarış yapabilir. 11 numaralı Docil Girl. 8 numaralı Trinetta. 7 numaralı Speed Warrior. 6 numaralı Kral Akın, 1 numaralı Flash Pest ve 10 numaralı West Side Glory diyorum arkadaşlar. Maiden bir yarış, zor bir yarış. Bu yaşa kadar yani bu zamana kadar Maiden'da kalan atlar her türlü sonuç çıkabilir diye düşünüyorum. Tekrarlayacak olursak günün birinci ayağında 9 numaralı Kösef. Çok şanslı bence. 50 kilo ile Mücahit Bayır'la iyi bir yarış yapar. Yağız Alp, 6 numaralı Yağız Alp böyle mesafelerin iyi atı. Yine böyle mesafelerde Yağız abi bir kez geçen 5 numara Siverekan'da bu Can Katan ve Günsalar'ın arkasında bekleyip düzlüğe doğru hamlesini yapıp yarışı bitirebilir. Çünkü önde hızlı bir yarış olma ihtimali de yüksek. Yani Şen kardeş olsun, Can Katan olsun bunlar hızlı atlar. Hatta zaman zaman Günsalar Siverekan'da bunların arkalarına yatıp netice almaya çalışacak diye düşünüyorum. İkinci ayakta dediğim gibi zor bir yarış. Hepsi yazın. Üçüncü ayakta mesafe avantajıyla bir numaralı Mine of Fire bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Banko olarak öneriyorum. Dördüncü ayakta dediğim gibi Osman Bey bile başka yarışlardan kaçıp bu yarışı tercih etmiş. Yani hedefleri dördüncülük değildir bence. Atın gücünü de görmek istiyorlar. Çok da inanıyor olabilirler hatta. Ben hepsini yazın diyorum buraya. Beşinci ayak önce 3 numara çarpmak şey küçük kuponlara tek olabilir. Son yarış çok iyiydi.
Ama 4 numara Ekmen zaman zaman böyle mesafelerde yarışı var. 6 numara Onurlu Efe de ters bir attır. Yazılabilir. Son ayağa geldiğimizde ise yine 2 numara Baron Hill, 11 numara Dojil Girl, 8 numara Trinetta, 7 numaralı Speed Warrior, 6 numaralı Kral Akın, 1 numara Flash Best ve 10 numaralı West Side Glory. Dediğim gibi bazen insanın elinde olmuyor. Yani at sahibinin nasıl koşacağını, nasıl koşturabileceğini düşünemiyorsun. Ben Ayhan Koç'un 3 startla en kötü 2-3 gider diye tahmin ediyordum. Ama at kötü koştu. Çok üzgünüm valla. Ben de çünkü güzel bir kupon yapmıştım ama nasip değilmiş, öyle diyelim. Yarınki Ankara yarışlarında hepinize bol şanslar diliyorum. Kanalımıza abone olup videolara beğeni ve yorum atarsanız sevinirim. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 5093. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Şans yanınızda olsun.